Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir birlikte okuyalım videosuyla karşınızdayım. Ve Gotik Kanlı kitabına başlıyorum. Bu kitap için çok heyecanlıyım. Çünkü son zamanlarda hakkında çok güzel yorumlar gördüm. Özellikle Büşra Balçık tarafından. O bakımdan kitaba çok yükseğim. Ben kitabı karton kapak seçtim. Çünkü karton kapağı ayrı çok seviyorum. Ve bu kapak aynı zamanda kitabın orijinal kapağı. Bir de ciltli baskısı var. O da çok güzel ama ben tercihimi bundan kullandım. Ve başlayalım. Kitapta sayfa 61'e geldim. Gerçekten çok heyecanlı başladı ve çok heyecanlı ilerliyor. Şu an gümüş gözlü çocuk ve bir profesör ve baş karakter, ana karakter kız arasında bir aşk üçgeni bekliyorum. Aşk üçgeni de hiç sevmem ama kitap sarıyor. İlk 61 sayfada buna kanaat getirdim. Ayrıca iç tasarımı da harika ötesi. Devam. Ana kız gerçekten böyle adım adım belaya yürümek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu durum beni çok sinir ediyor. Birazcık aklını kullan, değil mi? Ama aklını kullansa bu roman ortaya çıkmazdı. Yani kitaptaki heyecan asla durmuyor. Asla.
bazı hoşuma gitmeyen tabirler var. Ben bu kadar kabalığı sevmiyorum. Biraz o tarz şeyler var. Hiç hoşuma gitmedi onlar. İçimden bir ses, kız öyle büyük bir yanlış yaptı ki bunun bedelini çok ağır ödeyecek diyor. Önemli bir mezunun ortasında biraz spor yapacağım diye ayrılmazsın herhalde. Bu wait midir, nedir, adı tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama ortaya çok karanlık sırları çıkacak gibi. Zaten sevmiyordum kendisini. Sayfa 240'ta anladığım bir şey söyleyeceğim. Bu gümüş gözlü çocuk Wade'miş. Ben onu başka biri olarak düşündüm hep. Başka biri olarak düşünmek istedim daha çok galiba. Üzdü.
Wade kıza güzel şeyler söylerken bile bunu çok kaba bir şekilde söylüyor ve idrak etmem vakit alıyor. Garip bir adam. Hiç sevmedim. Son 100 sayfanın içerisine girdim. Son 100 sayfada beni neler bekliyor gerçekten çok merak ediyorum. Tam çok olaysız ilerliyor dediğim dakikada olay patladı. Çok iyiydi. Son 50 sayfanın içerisine girdim. Evet, kitap bitiyor yavaş yavaş ve böyle bir kitapta asla evlilik düşünebilecek bir kız olacağımı düşünmemiştim. Çok fazla garibime gitti gerçekten ama şunu anladım ki kadın her yerde kadın yani. Bunu illaki bir düşünüyor.
Şimdilik son diye kitap mı biter ya? Çok sinir oldum. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Son 100 sayfanın içerisindeyken yeri geldi sıkıldım. Yeri geldi heyecanlandım. Her şeyi özellikle son 100 sayfa içerisinde yaşadığımı söyleyebilirim. Şaşkınlığı, böyle duygusal şeyleri falan gerçekten güzel bir son 100 sayfaydı. Sıkıcılığı hariç. Kitap genel anlamda güzeldi. Wade karakterini gerçekten son ana kadar hiç sevmedim ama sonunda bir tık sevdiğimi söyleyebilirim. Ama yeterince değil. Yine çok fazla amalıyorum. Buna alıştığınızı düşünüyorum artık. Neyse. Kitap yetişkin içerik. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Sevdim. Güzeldi. Heyecanlıydı. Hatta çok heyecanlıydı. Farklıydı. Yeri geliyor fantastiğe kaçıyordu. Yeri geliyor kaçmıyordu. Garip bir olguluydu. Acaba fantastik mi değil mi? Gerçekten idrak edemedim. Ama güzel bir gotik dünyası var. Bunu çok sevdim. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.